Bir cemaat İzzet Kerem'in o ülkeyi bir yıkmış diyeceğim. Bu zaman ya aşkım bu bana haber ver. Allah kabul etsin. Celaleddin Harzemşah kimdir diye başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Harzemşahlar diye bir devlet var. Yaklaşık 150-200 yıl gibi bir süre Harzem bölgesinde hüküm sürmüş olan, zaman içerisinde imparatorluğa dönüşmüş olan bir devlet Harzemşahlar. Yaklaşık 7-8 tane hükümdarı var. Son hükümdarı da Celaleddin Harzemşah'tır. Celaleddin Harzemşah'tan önce babası döneminde, Muhammed döneminde tarihe yeni bir aktör çıkıyor. Moğollar diye Cengiz İmparatorluğu doğuyor. Hakikaten İslam dünyasını etkileyen, ciddi anlamda yıkıcı bir etki oluşturan Moğolların bu dönemde ortaya çıkması, özelde Harzemşahları, genelde ise bütün Orta Doğu'yu şekillendirecektir. Alaaddin Muhammed adındaki Celaleddin Harzemşah'ın babası Cengiz'e karşı tutunamıyor, başarısız oluyor. Tüm savaşlarda ciddi anlamda kayıplar vererek ülkesinin işgal edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla 1220 yılında Celaleddin Harzemşah dediğimiz kişi devletin başına geçiyor. Bunun iki problemi var. Birisi içeride siyasi birliği sağlaması gerekiyor. İkincisi ise Moğolların işgal ettiği ülkesini yeniden siyasi birliğe kavuşturması gerekiyor. Bu açıdan defalarca Hindistan'da, Kirman bölgesinde, Irak bölgesinde Moğollarla mücadele ediyor. Ve Moğolları yeryüzünde ilk defa durduran, Paravan Savaşı'nı durduran, Moğollara karşı kafa tutan, direniş gösteren bir aktördür Celaleddin Harzemşah. Bu açıdan Celaleddin Harzemşah denince tarihte umudun ve mücadelenin sembolü olduğunu görüyoruz. Bu başarıları dolayısıyla İslam dünyasında çok karizmatik, gıpta edilen ve hayranlık duyulan bir şahıs oluyor Celaleddin Harzemşah. Ancak bu süreçte bir hata yapıyor. Ahlat'ı kuşatıyor. Ahlat o dönemde Ahlat Şahların idaresi altında, zaman zaman Anadolu Selçuklu Devleti'ne, zaman zaman da Eyyubilere bağlı olan bir yer. Burayı kuşatması, işgal etmesi, oradaki insanların zarar görmesi, Anadolu Selçuklu Devleti ile Eyyubilerin Harzemşahlara cephe almasına yol açmış oluyor. Böylece Yasıçemen Savaşı bilindiği üzere yaşanıyor ve bu Yasıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti ile Eyyubiler Harzemşahları yeniyorlar. Aslında Moğollara karşı bir araya gelmesi gereken 3 İslam devleti böylece güçlerini kendi içerisindeki iç mücadelede tüketmiş oluyorlar. Bu durum üzerine Celaleddin Harzemşah artık dost olması gerekenlerle muhalif konuma düşmüş ve doğuda da Moğollar ısrarla Celaleddin Harzemşah'ı tasfiye etmek için 15 bin kişilik özel birlikler oluşturarak doğu topraklarında bunu tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bu aşamada Celaleddin Harzemşah Van, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Silvan, Hani bölgesinde dolaşarak varlığını idame ettirmeye çalışıyor ve Moğolların tasallutundan kurtulmaya çalışıyor. Bakıldığı zaman 1231 tarihinde Diyarbakır-Silvan arasında muhtemelen Ambar Çayı'nın olduğu bir yerde, karargahının olduğu bir yerde bir gece baskınına maruz kalıyor ve bu gece baskını sonrasında askerlerinin bir kısmı öldürülüyor ve kendisi de sağ olarak kurtuluyor. Ve Silvan'ın muhtemelen kuzey bölgesinde bir dağa sığındığı zaman bir eşkıya tarafından çevresi kuşatılıyor. Celaleddin Harzemşah eşkıya liderine kendisinin bir sultan olduğunu, kendisi hakkında acele karar vermemeleri gerektiğini, kendisinin ya memleketine gitmesine izin vermesini ya da Silvan emiri olan Şahabettin'e götürmesini, böyle bir şey yaparsa Şahabettin tarafından ödüllendirileceğini, kendi memleketine gitmesi halinde ise o eşkıya reisini emir yapacağını söylüyor. Aşiret reisi ya da eşkıya bunu kabul ediyor. Diyor ki tamam, ben seni ülkene götüreceğim ve beni emir yap diyor. Bu teklifi kabul ediyor ve Celaleddin Harzemşah'ı eşinin yani evine götürüyor. Orada beklerken gidip atlarını getirmek için dağa gittiğinde bir başka kişi Celaleddin Harzemşah'ı görüyor ve bu kişinin bir Harzem olduğunu, Harzemlerin Ahlat kuşatması sırasında kendi kardeşini öldürdüğünü söylüyor ve kadının bakın bu bir sultandır demesine rağmen bunu aldırış etmeden Celaleddin Harzemşah'ı öldürüyor. Öldürülen Celaleddin Harzemşah'ın naaşı
daha sonra Silvan emiri Muzaffer Şahabettin Gazi tarafından Silvan'a getiriliyor ve Silvan'da defnediliyor. Hatta bunu anlatan kimdir diye baktığımızda bizzat Celaleddin Harzemşah'ın tarihçi diyebileceğimiz Nesevi adındaki tarihçi Siret-i Celaleddin Mengüberti adındaki kitabında bunu bize çok detaylı bir şekilde anlatmış oluyor. Silvan emiri olan Şahabettin insanları göndererek Celaleddin Harzemşah'ın kılıcını, atını, bir takım özel eşyalarını Silvan'a getiriyor ve Silvan'da defnettiğini görüyoruz. Tabi o dönemde Silvan'a bakıldığı zaman sur içerisinde iki mezarlık var şu an hali hazırda. Bir Kara Behlül mezarlığı, bir de Şeyh Halil Türbesi mezarlığı var. Kara Behlül'ün Osmanlı döneminde yapılmış olma ihtimali yüksek olduğundan dolayı kuvvetle muhtemeldir ki Celaleddin Harzemşah'ın mezarı Şeyh Halil Türbesi'nde olma ihtimali yüksek, daha eski bir mezarlıktır zira. Ancak tabi kitabe bulunamıyor. Niye bulunamıyor? 1260 yılında Moğollar Silvan'ı kuşattığı zaman 2 yıllık bir kuşatma yaşanıyor ve bu kuşatma sonrasında Silvan ciddi bir zarar görmüş oluyor. Bir tahribat yaşanmış oluyor. Adeta insansız bir harabeye, bir enkaz yığınına dönüşmüş oluyor. 70 kişi kaldığı halde Silvan ele geçiriliyor Hülagu'nun askerleri tarafından. Dolayısıyla böylesi bir işgal görmüş olan bir Silvan'da tabii ki bizim Celaleddin Harzemşah'ın bir kitabesine ulaşma şansımız yok ama mezarının kuvvetle muhtemel tarihi verilerle beraber okuduğumuz zaman bunun orada olma ihtimali yüksek. Yeryüzünde Moğolları durduran ya da Moğolları durdurmaya çalışan büyük başarılar elde etmiş olan bir şahıs. Kılıç Arslan ise Haçlıları büyük ölçüde yıpratan bir şahıs. İslam tarihini etkileyen iki önemli olay vardır. Birisi Moğollar, diğeri ise Haçlılardır. Dolayısıyla doğudan ve batıdan gelen iki büyük tehlikeyle mücadele etmiş olan iki aktörün mezarının Silvan'da olmuş olması çok önemli bir anlam ifade etmiş oluyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Yani teknik olarak bakıldığı zaman iki mezarlık var. Bu iki mezarlıktaki kitabeler yeniden okunabilir. Biz daha önceki Kılıç Arslan'ın dolayısıyla zaten gittik mezarlara baktık, kitabeleri okuduk, yatırlara baktık. Tabii eğer kitabe yoksa sizin çok bir şey yapma şansınız yok. Ama yine bu çalışmalara engel değil diye düşünüyorum. Tarihi açıdan bakıldığı zaman ve mezarın eskiliği açısından bakıldığı zaman ve sultanın defneden kişinin de Silvan emiri olduğu dikkate alındığı zaman işte Şahabettin Gazi dönemin hükümdarı ya da emiri tarafından defnedildiği dikkate alındığı zaman bunun Şeyh Halil mezarlığı da olması kuvvetle muhtemel. Tabii kitabe olmasa bunu tam şurasıdır deme şansımız belki olmayacaktı ama bunun o mezarın orada olmadığı anlamına gelmiyor. Bazen tabii mezarı çok somut tespit edilemese bile bu arada bir takım anıt yapılmasına engel değil diye düşünüyorum. Çünkü o insanların varlığı böylece somutlaşmış olur orada. Bu açıdan bununla ilgili mutlaka bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Böyle olamaz.